Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde hücre referansları ve otomatik tamamlamalardan bahsedeceğiz. Önemli bir konu. Bunu ilerleyen dönemlerde tekrardan değineceğiz. Bunun daha gelişmiş versiyonları da bulunmakta. Baştan bunu söyleyeyim. Şimdi otomatik doldurmalardan başlamak istiyorum. Otomatik doldurmalara birden fazla örnek verebiliriz yine. Örnek veriyorum. 1 yazdık arkadaşlar ve altına geldim. 2 yazdım. Şu anda tabii benim elimde bir biçim varmış. Bu biçim doğrultusunda gitti. Şuraya gelelim. Şunları bir genel yapalım. Ve böyle devam edelim. Bu ardından bunları da bir dolgu yok diyelim arkadaşlar. Şöyle bir de kenar yok dersek tamam. Sorun olmayacak artık. Şimdi arkadaşlar bu ikisini seçiyoruz. Seçtikten sonra şöyle aşağıya doğru çektiğim zaman bakın yan tarafında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye bunları ilerlettik. İşte hemen yan tarafına geldiğim zaman 2 yazıyorum arkadaşlar ve bunun yanına 4 yazıyorum. Altına 4 yazıyorum ve ikisini tutup aşağıya doğru şöyle çift tıkladığım zaman yine 2'den 20'ye kadar devam etti. Neden 20'ye kadar devam etti onu hemen belirtmek istiyorum sizlere. Şunları şöyle hatta bir çift tıklayalım. Bir böyle görün daha güzel. Şimdi neden devam etti? Burada yazmış olduğum değerin sol tarafındaki sayı kaça kadar gidiyorsa, o kaç adım gidiyorsa, o da kaç satır gidiyorsa o da onun kadar satır devam edecektir demekte fayda var arkadaşlar. Hemen buraya gelip bakın şimdi Ocak yazıyorum arkadaşlar. Ocak yazıyorum ve şöyle tuttuğum zaman aşağıya doğru çekelim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bu şekilde ne yapmış oldu? Bize ayları sıralamış oldu. Bununla beraber yine ne yapabiliriz arkadaşlar? Mesela pazartesi. Pazartesi yazdığım zaman şöyle göreceksiniz ki mesela çift tıklarsam ne olacak? Sol tarafındaki verilerin satır sayısı kadar devam etti. Değil mi? İşte bunu az önceki söylediğim şeyde kanıt olsun diye tıkladım. Şöyle aşağıya tutup seçtim ve delete tuşuna basıp temizledim arkadaşlar. Pazartesinden pazara kadar ne yapmış oldu? Sıralama işlemini yapmış oldu. Yani istersek ikişer ikişer, istersek teker teker bu şekilde sıralama işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Hemen bir örnek daha göstermek istiyorum sizlere. Mesela buraya 1 yazdım. Aşağıya doğru çektiğimde ne yaptı? 1, 1, 1, 1, 1 diye devam etti. Neye? Sıralamaya. Ama bunları ben ardışık olarak sıralanmasını istiyorsam hemen alt tarafta bulunan otomatik doldurma seçeneklerine geliyorum arkadaşlar. Tıkladığımda doldurma serisi diye bir seçenek var. Doldurma serisi denilen seçeneğe tıkladığımda 1, 2, 3, 4, 5 diye devam etmiş oldu. Şimdilik sizlere otomatik doldurma, otomatik tamamlama seçeneklerinden ve özelliklerinden bu kadar bahsetmem yeterli. Biraz da bunların formüllerde nasıl kullanıldığını görmenizi istiyorum. Şöyle ekle diyelim. Arkadaşlar buraya bir tane satır ekledim. Buraya bir tane sütun ekledim, çok affedersiniz. Şöyle sildim, tekrardan gösteriyorum. Üzerine geldim arkadaşlar, sağ tıkla ekle dediğim zaman yine sol taraftakinin biçimiyle beraber bana ne yapmış oldu? Bir tane sütun eklemiş oldu. Hemen bu sütunu bir düzenleyelim arkadaşlar. Şu satırı bir düzenleyelim. Hücreleri birleştir ve ortala diyeceğim. Şöyle seçtim, nasıl yapıyorduk? F'den veyahut da A'dan F'ye kadar geldim. Hücreleri birleştir ve ortala dedim. Değil mi? Buraya geldim, seçtim. Seçtikten sonra biçim boyacısına çift tıkladım. Ve buraya böyle seçtiğim zaman bakın biçim boyacısını şimdi kapattım. Ne oldu? Buradakinin aynısının biçimini buraya aktarmış olduk. Hemen buraya ne yazmak istiyorum biliyor musunuz? Oran yazmak istiyorum. Çokça karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi olduğu için hemen bunu sizlerle uygulamak istedim. Buradan tam referansa örnek vereceğiz ve referanslardan bahsedeceğiz biraz da sizlerle. Şimdi burada oran yaparken arkadaşlar mesela her iki tarafında toplamının eşit olduğu değer nedir? 2450 değil mi? Ayların sütunlarının toplamı veyahut da işte güllerin aylar bazındaki toplamı ve toplamlarının toplamı 2450 olduğunu biliyoruz. Şimdi 2450'nin güle oranla kaç olduğunu, bazının kaç olduğunu öğreneceğiz sizlerle. Şimdi burada bir de neyi kullanacağız? Hücre otomatik doldurma seçeneklerini kullanacağız. Çünkü burada yüzlerce
ne olabilirdi? Ürün olabilirdi ve biz her ürünü tek tek tabii ki de elimizde formülünü yazmayacağız. Bize bir tane formülün yazılı olması yeterlidir. Bilginiz olsun. Eşittir diyorum arkadaşlar. Şimdi oran dediğimiz şey tabii ki de bir bölme işlemi sonuç itibariyle. Peki neyi neye böleceğiz? Ben buradan şöyle yapacağım. Üzerine tıkladım. Bölü dedim. Bölme işlemini hatırlıyorsunuz operatörünü. Sonra bu dedik arkadaşlar. Tike bastığım zaman göreceğiz ki 0,35 değerini gördük. Ama ben bunu oran olarak görmek istiyorsam yine sayı grubuna geliyorum. Sayı grubunda görmüş olduğunuz gibi yüzde stili. %35 oranında bir genel itibarla gül satışı olduğunu burada görmüş olduk. Şimdi sizlere az önce şu kısımda öğretmiş olduğum kısmı bir hatırlayın. Burayı bir hatırlayın. Biliyorsunuz aşağı doğru sürükleyip formülleri çekebiliyorduk. Şimdi burada bir sürükleyelim. Nasıl bir sonuç alacağız ben görmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi geldim ve bu kısımda şöyle aşağı doğru sürükledim. Sayı bölü 0, sayı bölü 0 gibi hatalar aldık arkadaşlar. Bu hataları almamızın sebebi, şimdi bir bakarsanız ne yazıyor burada? Şimdi birinci formülde ne yazıyor? E3 bölü E6. Şimdi E3 neresi? E3 burası değil mi? Bakın E3 değil mi? E3 bölü E6 diyordu. E6 neresi arkadaşlar? Burası. Pardon. Çok pardon. E3 bölü E6. Değil mi? Şimdi burası E6. Burası E6. Bakıyoruz. E6. Öyle değil mi? Şimdi burası da E3. İkisini bölmüşüz. Biz %35 sonucunu varmışız. Şimdi hemen alt satıra tıklıyorum formülü görmek için. Sayı bölü 0 ünlem. Yani sayı sıfırdan farklı olmalı. Bölme işleminde değil mi? Payda da ya. Payda her zaman sıfırdan farklı olmalı. Şimdi bakın burada E4 tamam doğru. Yani 800 bölü değil mi? 800 yazıyor aslında E4'te. Evet E4'te 800 yazıyor. Bölü E7. E7 neresi arkadaşlar? E7 burası ama ben ne yapmasını istiyordum? Burayla bölmesini istiyordum. Hemen onun altına bakalım. E5 bölü kaç? E8 değil mi? E8 ne olmuş? Aşağıya gidiyor. Yani ben buradan aşağıya çektikçe buradaki bölümdeki oranla ne yapıyor? O da kendisi aşağıya doğru iniyor. Bölme, değil mi? Bu da kendisi böyle aşağıya doğru inmiş. Yani buraya inmiş ve buraya inmiş. Bakın bu bununla, bu bununla, bu ne yapmış? Bununla bölünmüş. Şimdi biz bu sorunu çözmek için hücre kitleme dediğimiz bir şey var. Bir küçük bir formül diyelim aslında ona. Küçük bir püf nokta var. Bunu kullanacağız ve sorun tamamen çözülecek ve çokça işinize yarayacak bir şey arkadaşlar bu. Bakın hemen burayı siliyorum. Burayı da sildim şu anda delete tuşuyla. Şimdi tekrardan formülize etmek istiyorum. Şu yukarı kısma geldim. Tamam mı? Şimdi E6'nın ne olmasını istiyorum? Ben sabit olmasını istiyorum. O zaman arkadaşlar bakın buraya geldiniz. E'nin başına geldiniz. E6'nın E'sinin sol tarafına, baş kısmına geldiniz. Burada ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Dolar işareti. Çok affedersiniz. Dolar işareti. Bir klavyem alışmışım. Pardon. Heh. Alt GR4. Benim klavyem de bu şekilde arkadaşlar. Hemen E ile 6 ile arasına geldim. Bir tane daha Alt GR4. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizin klavyenizde tam olarak nerededir bilmiyorum. Ama benim klavyemde bu şekilde. Siz nasıl olduğundan ziyade bunun gelmesi gerektiğini bilmeniz şu anda benim için daha önemli ki zaten biraz sonra size bir kısa yol daha öğreteceğim. O çok daha hoşunuza gidecek. Şimdi tike bastım ve formülümü aşağıya doğru çekiyorum. Bakın ne oldu? Hata yok. 35, 33, 33 oranında. Neden 33, 33? Bakın zaten 800, 800, 33, 33. Şimdi bakın formülü bir değiştirelim. Bakalım ne olacak? Burası 200 değil de 100 olsun. Görmüş olduğunuz gibi değerler de değişti. Şimdi az önceki kısma geliyorum. Tekrar burayı sildim. Size daha kolay bir şey öğreteceğim demiştim. Şunu da şöyle bir silelim arkadaşlar komple. Bakın eşittir dedik. Dedikten sonra ne yapıyorduk? Bu bölü bu mu? Eyvallah buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi E3'ün ortasına tıklıyorum. Yani pardon yanlış yazmışız. E6 olacak sonda. Tekrar yapalım. Eşittir. Bu
bölü buydu, değil mi? Küçük olanı büyüğe bölüyorduk oranı almak için. E6'nın ortasına tıkladım. E ile 6'nın tam ortasına tıkladım. Sonra klavyenizde bulunan standart olarak bütün klavyelerde zaten vardır bu kesinlikle. F4 tuşuna bastığım zaman dolar işareti E, dolar işareti 6. Gördük mü? Evet. Enter'a basıyoruz. Yine 36 sonucuna varmış olduk. Şimdi bakın aşağıya doğru çekiyorum. 34, 34. Hatta bir aşağı çıkarsam %100 çıkacak. Bakın şimdi. Neden %100? Çünkü bunu buna bölüyor. Tam bölünüyor. Hiçbir problem yok. O sebepten dolayı. Ama tabii ki burayla bizim işimiz yok. Çünkü ben bunu istemiyorum. Asıl oran burada. Evet arkadaşlar, bu uygulamayı mutlaka deneyin. Mutlaka uygulayın. Kendinize iyi bakın. Bugün sizlere hücre referansları ve otomatik tamamlamalardan bahsettik. Dediğim gibi bu şu anda temel düzeyde bir anlatım. İlerleyen derslerimizde bunun daha orta düzey ve ileri düzeylerde bulunmakta. Tekrardan o konulara da değineceğiz. İyi günler dilerim.